Sevgili gençler, 11. sınıf tarih dersi, 5. 6. 7. ve 8. hafta konuları Osmanlı'nın gerileme dönemiydi. Yani 18. yüzyıl dönemiydi. Birinci ders videomuzda biz 18. yüzyılla ilgili siyasi olaylara baktık. İkinci ders videomuzda ise ıslahat hareketlerine bakacağız. Hangi padişah durumu düzeltebilmek için nasıl hamlelerde bulunmuş, bunlardan bahsedelim. Şimdi birinci dönem Lale Devri, o meşhur Lale Devri arkadaşlar. Dönem padişahı 3. Ahmet. 3. Ahmet Edirne Cebeci olayıyla padişah olmuştu. Bir isyan sonucu padişah oldu. Bir isyan sonucu da ne yazık ki padişahlıktan alınacaktır arkadaşlar. 1718 Pasarofça Antlaşması'yla başlayan barış dönemi Lale Devri'nin yaşanmasında etkili olmuştur. Ve dönem sadrazamı damat İbrahim Paşa'dır diyeceğiz arkadaşlar. İlk defa Lale Devri'nde geçici elçilik açıldı. Paris'e 28. Çelebi Mehmet yolladık arkadaşlar. Osmanlı Devleti başka bir ülkeye geçici de olsa elçilik açıyorsa demek ki oradaki gelişmeleri yakından takip etmeye çalışacaktır. Bu aslında Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edilmesiyle alakalıdır arkadaşlar. Lale Devri'nde İlk Türk matbaası olan Sait Mehmet, ki Çelebi Mehmet'in oğludur arkadaşlar, ve İbrahim Müteferrika İstanbul'da ilk Türk matbaasını açtı. Bu matbaada basılan ilk kitap Vankulu Lügatı'dır. Arapça Türkçe sözlüktür. Bu matbaanın açılmasında Şeyhülislam dini kitaplar, yani Kur'an-ı Kerim gibi dini kitap basımı yapılmayacak sözüyle fetva vermiştir arkadaşlar. Yani diğer tarzda kitapların baskısı için açılmıştır. Lale Devri'nde itfaiye olan tulumbacı ocağı kuruldu ve ilk kez çiçek aşısı kullanılmıştır arkadaşlar. Sultanahmet Camii, o meşhur mavi cami, Avrupa'nın mavi cami olduğu, yani şu çini işlemelerinden dolayı mavi cami dedikleri Sultanahmet Camii yapıldı. Sanatta rokoko ve barok tarzı dediğimiz batılı tarz üslubu kullanılmaya başlanmıştır. Artık demek ki batının üstünlüğü burada kabul edilmeye başlanmış arkadaşlar. İlk kez batı tarzında ıslahatlar yapıldı arkadaşlar 18. yüzyılda. Lale Devri'nde Ahmet isminde, yani biz ona Nedim diyoruz, ve Levni, ki gerçek ismi Abdülcelil Çelebi'dir. Nedim ve Levni bu dönemde minyatür ve şiirleriyle döneme renk katmışlardır. Mesela burada arkadaşlar Levni'nin çizmiş olduğu bir minyatür. Padişah ve şehzadesi ve yanında da Nedim'in bir dörtlüğü. Görmemiştir kimseler canın tenden gittiğini, ben gözümle gördüm. İşte şu giden benim canım diye Lale Devri birazcık böyle şatafatın olduğu, işte gösterişin olduğu, sanatın olduğu bir dönemdir diyeceğiz artık. Fakat İran savaşlarında alınan yenilgiler, lüks saray yaşamı, matbaaya hattatların tepkisi sonucunda patrona Halil isyanı çıktı ve 3. Ahmet tahttan indirilerek arkadaşlar Lale Devri kapanmıştı. Sonra 18. yüzyılın diğer padişahı 1. Mahmut. Arkadaşlar ilk kez batılı anlamda askeri ıslahat yapan padişah 1. Mahmut. 1. Mahmut zamanında ilk defa Avrupalı yabancı uzman getiriliyor. Comte de Benneval, biz buna Humbaracı Ahmet Paşa diyeceğiz. Böylece Batı'nın askeri üstünlüğünü Osmanlı Devleti 18. yüzyılda tanımıştır arkadaşlar. Askeri amaçlı matematik geometri öğretmek amacıyla hendesaneler açılıyor. Humbaracı ocağı, yani el bombası ve havan topu atan grup geliştiriliyor. Ordu, bölük, tabur ve alay şeklinde yeniden düzenleniyor. Avrupa'da Osmanlı Devleti geometriden, matematikten anlamaz diyenler, bakın arkadaşlar çizime bakın, havan topu, yani burada bir açı hesaplaması var. O yüzden bir subayın, özellikle havan, humbaracı ocağıyla ilgili havan topu kullanacak bir subayın kesinlikle ve kesinlikle matematik ve geometri açı hesaplamasını yapması gerekiyor. Ve Osmanlı Devleti batılı tarzda olan bu okulları askeri anlamda açmaya başlamış. 3. Mustafa ıslahatları
Bu da askeri uzman olarak Baron de Tott getiriliyor ve Koca Ragıp Paşa dönemin önemli isimlerindendir ve Koca Ragıp Paşa arkadaşlar burada bir kütüphanesi de var. Yani ciddi anlamda döneminde sevilen bir isimdir. Sürat Topçular Ocağı kuruluyor arkadaşlar. Mühendishane-i Bahri Hümayun açılacaktır arkadaşlar. Biz buna deniz okulu diyoruz aslında ve bugün İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de derslerini yaptığı bina buradadır. Ve önemli olaylardan biri 3. Mustafa zamanında Esham-ı Tahvilat senetleriyle ilk kez Osmanlı Devleti iç borçlanmaya gitmiştir. Ama bakın bunu yanlış anlamayın. Hani bu zenginlerden tutup da borç para alma gibi bir olay değildir Esham senetleri. Devlet aslında ekonomist de değilim ama hani devlet aslında karından ve vergilerinden senetler hazırlamıştır ve bunları satmıştır aslında arkadaşlar. Ve senetleri alan başkasına satabiliyor ama miras bırakamıyor. Hani öldüğünde direkt devlet bu senetlere el koyuyor aslında. Hani kesinlikle şöyle bir şey yoktur. Gidip zengin bir ayağından gidip de işte bir para alma olayı yoktur aslında esam senetlerinde. Yani devlet karına ortak koşmuştur da diyebiliriz. 1. Abdülhamit zamanında Halil Hamit Paşa bu dönemin önemli isimlerinden, sadrazamlarından. Arkadaşlar 1. Abdülhamit cülus bahşişini kaldırıyor. Ulufi alım satımını yasaklıyor. Yani otoriteyi kurmaya çalışıyor. İstihkam okulları açıyor. Ve uzmanların Müslüman olma zorunluluğu kalkıyor. Bakın 1. Mahmut zamanında o getirdiğiniz bennevaller, kontlar falan hani bu yabancı askeri uzmanlarda Müslüman olma zorunluluğu aradınız. Fakat 1. Abdülhamit zamanında biz bunların Müslüman olma zorunluluğunu ne yazık ki kaldırmıştık. 3. Selim. Ciddi anlamda yenilikler yapan bir padişah. Gerilemenin son ve dağılmanın ilk padişahıdır. Islahat raporları istemiştir arkadaşlar. Biz buna layiha deriz raporlara. Ratif Efendi raporu bunlardan bir tanesi. İlk defa Avrupa'yı tarzda olan Nizam-ı Cedid ordusunu kurdu. Nizam-ı Cedid ordusunun bütçesini sağlamak için irad-ı cedid hazinesini oluşturdu ve bu ordu ilk başarısında Fransızlara karşı Akka'da almıştır. Bakın tahtada Nizam-ı Cedid ordusunun askeri üniformalarını ve silahlarını görüyorsunuz. İkinci orta, birinci orta gibi bir takım isimler vardır arkadaşlar. Rütbelerine göre kıyafetler vardır. Ve sevgili gençler, Mühendishane-i Bahri Hümayun açılmıştır. Yine 18. yüzyılda diyeceğiz arkadaşlar. Ya bakın burada ilk kez yabancı dil olarak Fransızca kabul edildi. Bakın bugün İngilizce her yerde geçerliliği olan bir dil. Ama 18. yüzyılda Fransızca her yerde geçici olan bir dildir ve Osmanlı bunu yabancı dil olarak kabul etmiştir. Matbaa-i Amire yani devlet matbaası ilk defa yine bu dönemde açılacaktır. Ve önemli gelişmelerden biri Yusuf Aga Efendi'yi İngiltere'nin başkenti Londra'ya Osmanlı ilk defa daimi elçi olarak gönderiyor. Bakın ilk defa geçici elçi kimdi? 28. Çelebi Mehmet Paris'e gitmişti Lale Devri'nde. 3. Selim zamanında ise Yusuf Aga Efendi Londra'ya daimi elçi olarak gitmiştir diye. Yine 3. Selim zamanında kapitülasyonların etkisini hafifletmek için yerli malı kullanımı teşvik ediliyor ve bakın bu günümüze kadar da devam etmiştir aslında. Zahiriye dediğimiz Ziraat Nazırlığı, Bakanlığı oluşturuluyor ve Türkçe bilim dili haline geliyor. Fakat arkadaşlar özellikle Yeniçeri Ocağı'na karşı alternatif bir askeri güç olan Nizam-ı Cedid ordusunu kurması çok büyük tepkiye yol açacaktır. Ve Yeniçerilerle ulemanın işbirliği sonucunda Kabakçı Kul Mustafa isyanıyla 3. Selim tahttan indirilecektir diyeceğiz. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmiştir. Askeri alanda özellikle ıslahatlara yoğunluk vermiştir. Askeri alanı düzelterek devletin düzeleceğini umut etmiştir. 18. yüzyılda bir askeri alanda ıslahatlar yapılmıştır. İşte yabancı uzmanlar getirilerek. İki teknik alanda özellikle matbaa arkadaşlar. Matbaa da teknik alanda. Bakın dikkat edin. Başka eğitim, yönetim onlar 19. yüzyılda. 18. yüzyılda sadece askeri alanda ve teknik alanda batılı tarzda ıslahatlar yapılmıştır.
18. yüzyılda Avrupa'da neler oldu? Ya da diğer yerlerde, bölgelerde. Bir, 7 yıl savaşları. İngiltere ile Fransa arasında yaşandığı 1763 Paris Antlaşması da sona erdi. Amerika'nın kurulması, Philadelphia Kongreleri sonucunda 1783 yılında Versay Antlaşması ile İngiltere 13 Amerikan kolonisinin bağımsızlığını kabul etmek zorunda kaldı. 1789'da Fransız İhtilali oldu arkadaşlar. Milliyetçilik dünyaya yayıldı. Milliyetçiliğin etkisini kırmak için Avrupalı devletler Viyana Kongresi'ni yaptı. Avusturya Viyana Kongresi'nde Metternich planıyla ortaya çıkarttı. Fakat Osmanlı'yı iki yüzlü bir siyaset izleyerek dışarıda bıraktılar. Koalisyon savaşları yaşandı arkadaşlar. Osmanlı ikinci koalisyon savaşlarına katıldı. Sanayi devrimi gerçekleşti. Özellikle İngiltere'de James Watt 1779'da ilk buhar makinesini icat etti diyerek 18. yüzyıl dersimin ikinci kısmını bitiriyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın gençler.